İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Dünyanın dört bir yanına sürülmüş diasporanın ve Ermenistan'ın tüm Ermenilerine çağrı. Batı Ermenistan'ın Sebastya Sivas'ındaki Hafik Gölü kısmen buz tuttu. Ermeni Kızılaş Derneği Kuveyt'teki ortağı ile Suriyeli mültecilere yardım edecek. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Suriye'de suç işleyen teröristlere cezalandırma talebinde bulundu. 9 Aralık soykırım kurbanlarını anma günüdür. Kırım'da eski bir Ermeni mezarlığının bulunduğu alanda konut kompleksi kuruluyor. Batı Ermenistan'ın Kars şehrinde Ani şehri taştan bir senfoni adlı sergi açıldı. Türk hükümetinin Konstantinopolis'teki patrik seçimlerini organize eden komite üyeleri üzerinde uyguladığı baskı gerçeğini göz önüne alarak, ayrıca Türk hükümetinin dayattığı tüzüğün önceki 5 patrik seçimleri tüzüğüne ve Lozan Anlaşması'na aykırı olduğu gerçeğini göz önüne alarak ve genel olarak Türk hükümetinin uluslararası anlaşmalardaki yükümlülüklerini göz önüne alarak Konstantinopolis Ermeni cemaati ve Batı Ermenistan'ın sürgündeki evlatları olarak yasal ve adil olmayan bu patrik seçimini geçersiz saymakta ve yasa dışı olarak ilan etmekteyiz. Doğal olarak 11 Aralık 2019'da seçilen patrik de reddedilmiş ve kabul edilemezdir. Bu vesileyle Konstantinopolis Ermeni cemaati ve sürgündeki Batı Ermenistan'ın yerli evlatları olan bizler, geçici olarak ikametgahı İsviçre'de olacak Konstantinopolis ve Garin Patrikhanesini yeniden düzenleyeceğimizi resmen duyururuz. Batı Ermenistan'ın Sebastya Sivas ilinin Hafik ilçesinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu. Vatandaşlar tekne ile gölün yüzeyinde ilerlemede zorluk çekiyor. Bu fenomen kışları sert geçen Batı Ermenistan'ın bölgelerine özgüdür. Ermeni Kızılaç Derneği Genel Sekreteri Anna Yeryazaryan ile Kuveyt Kızılay Derneği Başkanı Hilal El Sayer, İsviçre'nin Cenevre şehrinde Ermenistan'daki Suriyeli mültecilere yardım projesini imzaladı. 1 Kasım 2019'da başlatılan proje, Ermeni Kızılaç Cemiyeti'nin aktardığına göre 31 Ekim 2020'ye kadar devam edecek. Amaç, insani yardım ve en savunmasız ailelere eğitime erişim sağlayarak Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunan Suriyeli mültecilerin refahını iyileştirmektir. Desteğin toplam tutarı 100 bin dolar olacak. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterinin Soykırımları Önleme Özel Danışmanı Adam Deing yaptığı konuşmada, uluslararası toplum Suriye'de işlenen suçlardan sorumlu olan failleri adalete teslim etmek için aktif adımlar atmalıdır, dedi. Deing'in belirttiğine göre, İslam Devleti teröristlerinin Hristiyanlara ve diğer dini azınlıklara karşı işlediği vahşetler, ofisinin yıllar içinde tanık olduğu en korkunç eylemlerdir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterinin özel danışmanı, uluslararası toplum Suriye topraklarında işlenen tüm suçlardan sorumlu olanların haklı cezalar çarptırılmasını sağlamak için harekete geçmelidir ifadesinde bulundu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 2015 tarihi, soykırım kurbanlarının onur ve anma ve bu suçun önlenmesi uluslararası günü olarak ilan edildi. 1948'de aynı gün soykırım terimini de yaratıcısı olan hukukçu Rafael Lemkin'in çabalarıyla soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi kabul edildi. Tasarı kongrenin 69. oturumunda oy birliği ile kabul edildi. Meclis üyesi 80 ülke tarafından onaylandı. Girişim, Ermenistan Cumhuriyeti tarafından sunulan ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 28. oturumunda kabul edilen soykırımı önleme hükümlerinden kaynaklanıyor. 9 Aralık'ta soykırım kurbanlarının uluslararası anma günü vesilesiyle Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi yönetimi Czernagobert adlı anıt kompleksini ziyaret etti ve 1915 Ermenilere karşı uygulanan soykırımın masum kurbanlarının anısına sonsuzluk ateşine çiçekler bıraktı. Batı Ermenistan hükümeti bu girişime olan desteğini ve hemfikirde olduğunu ifade eder. 1894-1923'te Batı Ermenistan topraklarında yerli Ermeni halkının Üç Türk hükümetleri tarafından soykırıma maruz bırakıldığını ve 2 milyon Ermeninin bu zulme kurban gittiğini hatırlatalım.
Kırım'ın Teodosya kentinde doğrudan Subgeorg Ermeni Kilisesi yakınlarındaki Ermeni mezarlığı üzerinde elit bir konut kompleksi inşasına başladılar. Rus NTV haber ajansına göre yetkililer izin verdi. Ancak Ortaçağ Kilisesi'ne ait korunan bir alan olduğu gerçeği kimseyi rahatsız etmedi. Elit yaşam kompleksi çok eski Ermeni mezarlığı alanında inşa ediliyor. Daha önce hiç kimse bunun Orta Çağ'dan kalma kilisenin korunmuş bir alanı olduğu konusunda endişe duymadı. Yetkililer izin verdi ve inşaatçılar çalışmaya başladı. Ancak mezar taşları buldozerlerin altına gömüldüğünde atalarının hatırasını korumak için tüm sürgündeki ve diasporadaki Ermeniler karşı çıktı. Teodosya'da Ermeniler 13. yüzyıldan beri yaşamaktadır. Şehirde bazıları federal statüde olan bir dizi Ermeni mabetleri mevcut. Taşın Şiiri Ani, Kültürlerin Kavşağında Bir Mimarlık Hazinesi başlıklı sergi, Batı Ermenistan'ın Kars şehrinin Namık Kemal Kültür Salonu'nda açıldı. Ermeni tarihinde çok önemli bir yeri olan ve 2016'da Dünya Kültür Mirası listesine eklenen Ani'ye ait fotoğraflar ve videolar gösterilecek. Ara Güler, Martin Manukyan, Murat Germen ve Vedat Akçayöz'ün fotoğrafları ile Ümit Kıvanç, Engin Akhisar ve Neslihan Koyuncu'nun videolarının yer alacağı sergi 6 Aralık'tan itibaren açık bulunuyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Asker Anası şarkısı olan Zartir Vortiyag adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.